Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Bugün buraya Müsiyat ailesine Sayın Başkanım Cahit Vekilimiz Özkan ziyaretimizi bulundu. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, sefalar. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Müstakil Sanayi İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Güncel konularda istişare yapacağız. 2019-2020, o yüzden bir araya geldik. İnşallah Rabbim 2020 için 2020 dedik deniz yılı olsun ve bu konuda Rabbim hayırları vesile kılsın. Başkan Akgün ziyaretlerinden dolayı Grup Başkan Vekili Özkan'a ve İl Başkanı Filiz'e teşekkür etti. Çünkü önümüzdeki projelere baktığımızda umutluyuz. Bu konuda da Sayın Cahit Başkanım'dan da gerekli bilgi alırız. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Milletvekili Özkan sanayi ve üniversite entegrasyonuna değindi, yerli otomobilden söz etti. Üniversite entegrasyonu yok diyoruz değil mi? İşte kendi yerli ve milli arabanız olmazsa sanayi üniversite entegrasyonu olmuyor. İşte bizim yerli ve milli otomobilimiz de inşallah üniversitedeki hocalarımız kağıt üzerinde sadece teorik ders anlatmakla kalmayacaklar. Üretimde her bir parçası büyük fabrikayı gerektirecek yerli otomobilin bileşen parçaları olacaklar. Bu noktada inşallah biz de siz kıymetli müsiat üyelerimizle beraber bu yerli ve milli aracımızın, otomobilimizin ki elektrikli arabamızın dünyada en fazla rekabet alanının söz konusu olacağı bu alanda pay sahibi olmanızı arzu ediyoruz. Biz de her daim bu üretimin bileşeni yani beş baba yiğitle beraber bu yerli ve milli elektrikli otomobilin bir parçası olacağınıza ve bizim de size sonuna kadar destek vereceğimize bilmenizi ve bu noktada beraber çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle fosil yakıtlı arabalar bugün farklı bir süreçle karşı karşıya. Benzinli ve dizel mazotlu arabalar üreten bütün fabrikalarla rekabete bakacak olursak şu anda biz daha çok avantajlıyız. Ya keşke avantajlı olmasaydık da üretseydik diye düşünenlerimiz olabilir. Zaten Türkiye'mizde bu teknoloji üretiliyor. Ama elektrikli otomobilin diğerlerinden farkı var. Yani at arabası üretmekten dizel ve benzinli araba üretmek sürecinin başladığı dönem nasıl birbirinden farklı iki üretim alanı olarak karşımıza çıkıyorsa, yani ben araba üretiyorum kardeşim zaten avantajlıyım. Madem at arabası üretiyorum bunun benzinlisini, mazotlusunu da üretirim denilememişti geçmişte. Başkan Filiz ise MÜSİAD ile bir araya gelmenin önemini vurgu yaptı. Tabii bugün burada MÜSİAD'la bir araya gelmemiz çok önemli. Çünkü Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi Türkiye'de otomotiv endüstrisinde Türkiye Ortak Girişim Grubu'nun o lansmanını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapılan yerli %100 elektrikli otomobil projesiyle otomobil sektörü başta olmak üzere artık bundan sonraki aynı teknolojiyi kullanacak elektrikli taşıt, karayolu, havayolu, demiryolu araçlarının da üretilmesini için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü o teknoloji mutlaka arabayla başlayıp daha sonra diğer hava, kara araçlarında, deniz araçlarında, otonom araçlarda kendi hareket kabiliyeti ve karar verme kabiliyeti olan diğer taşıtlarda da mutlaka kullanılacaktır. Sevgili seyirciler, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ı makamında ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde ortaya koymuş oldukları muhteşem başarı takdire şayan, hiçbir zaman Sarayköy ve Denizli tarihinde unutulmayacak çalışmalardır ve başarılardır. Ve bu çerçevede de Sarayköy hemşehrilerimize gerek büyükşehir olarak gerekse ilçe belediye başkanımız olarak Sayın Ahmet Özbaş başkanımızın yapmış olduğu bütün vaatlerden
müştereken bütün sensen biz de kefiliz. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz Sarayköy'e gitti. Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaşı makamında ziyaret etti. Bunlar eskiden hayal dahi edilemeyecek çalışmalardı. 750 milyon lira. Tabii bu yapılan çalışmaları her ne kadar bizler bugün doğrudan göremiyorsak da ki bunların pek çoğu yer altında altyapı olarak yapıldı. Gelecek kuşaklarımız bunların nimetini yaşamaya devam edecek. 750 milyon liralık inşallah yatırımın bir o kadarını daha fazlasını bu yeni 5 yıllık dönemde Sarayköy'ümüzde hayata geçirecek. Bu bağlamda yapılan altyapı çalışmalarının üzerine yapılacak en az 17 milyon liralık bir yatırım var. Bunların da inşallah bizler müştereken ve müteselsilen kefiliyiz. Tamamı bitene kadar Sayın Başkanımızla beraber Sarayköy'ümüzün yanında olacağız. Diğer taraftan 24 kilometrelik üst yapının 18 kilometrelik kısmını Büyükşehir Belediye Başkanımız iadesine çıktı. Bunlar tamamlanırken diğer taraftan başkanımız yapacağı bütün projelerini hayata geçirmek için inşallah biz de Çevre Bakanlığımız, diğer bakanlıklar ve hükümetimizden aldığımız kaynaklarla bunları da nihayete erdireceğiz. Özkan burada ilçede devam eden ve yapılması planlanan projelere dair açıklamalarda bulundu. Layık dava ve yol arkadaşlığı yapmak için onunla aynı şuurda bu ülkeye, bu millete hizmet etme şuuruna sahip olmamız lazım. Onun için o inandığın yolda yürüyor anlayışıyla çıktığımız bu kongre sürecinde Cumhurbaşkanımızın bütün teşkilat mensuplarımız tarafından paylaşılan bir videosu var. Nasıl bir inanç, nasıl bir azim ve kararlılıkla mücadele ruhuna sahip olmamız, nasıl aklımızla düşünmemiz, kalbimizle hissetmemiz, engeller karşısında yılmamamız gerektiğine ilişkin bir video var. Ediyoruz. Çünkü bu liderlik bu ülkeye çok büyük hizmetler yapacak. İşte Cumhurbaşkanımıza layık dava ve yol arkadaşlığı yapmak için onunla aynı şuurda bu ülkeye, bu millete hizmet etme şuuruna sahip olmamız lazım. Grup Başkan Vekili Özkan burada birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Bu kongre sürecinde Cumhurbaşkanımızın bütün teşkilat mensuplarımız tarafından paylaşılan bir videosu var. Nasıl bir inanç, nasıl bir azim ve kararlılıkla mücadele ruhuna sahip olmamız, nasıl aklımızla düşünmemiz, kalbimizle hissetmemiz, engeller karşısında yılmamamız gerektiğine ilişkin bir video var. Onu defalarca izleyin. İnşallah o video, o duruş, o kararlılık bu ülkeye yapılacak çok daha büyük hizmetler için bize ilham kaynağı olacak. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Üstün bir mücadele azmi var. Korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yazılı bir açıklama yaparak Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine gittikçe yürüyen kahraman polisimiz Fethi Sekin vatan hainlerinin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir fedakarlığa göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Kahraman Türk polisimiz Fethi Sekin gibi nice kahramanları ile Türk milleti kutlu vatan topraklarında ebediyen var olacaktır. Allah Celle Celaluhu bütün şehitlerimizden razı olsun. Türk polisimiz ve Türk askerimize gurur duyuyoruz. İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi 5 Ocak 1975'te edebiyete uğurladığımız Işıl Işıl Dalga Dalga Bayrağım, Senin Destanını Okudum, Senin Destanını Yazacağım dizeleriyle bayrak sevgimizi anlatan Arif Nihat Asya şairimizi rahmetle, hürmetle ve gururlanıyorum. Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar ne kadar ağır olursa olsun yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Üstün bir mücadele azmi var. Korkusuz milli idarenin tarihi duruşu var. İfadelerine yer verildi.
Sevgili seyirciler, Uşak'ta bir grup kamyoncu esnafı dijital takograf ve ulusal elektronik tebligat sistemi adlı uygulamaları protesto amacıyla eylem yaptı. Uşak D300 karayolu üzerinde toplanan bir grup nakliyeci, taşımacılık sektöründe bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Yaklaşık 500 kadar Sivaslı, Banaz ve Uşak'tan katılan tır ve kamyoncu esnafı konvoy halinde korna çalarak eyleme destek verdi. Bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis esnafı yolu trafiğe kapatmaması konusunda uyardı. Yeni çıkılmış olan bir düzenleme var. Tako indirme gibi. Bizim eylemimiz de o yüzden. Bizim takoya karşı bir niyetimiz yok. Dijital takoya karşı değiliz arkadaşlar. Biz veri indirimine karşıyız. Veri indirimi altyapısı daha düzenlenmemiş bir yürütme. Kanun değil, yürütme. Benim görüşüm. Ulaştırma Bakanlığı'nda, Sanayi Bakanlığı'nda bu işi, altyapısını yapılmış da mı kamyoncuyu bunu yaptırıyor? Hiçbir dinlenme tesisi yok. Kamyoncunun bir istirahatını yapacağı herhangi bir tesise biz giriyoruz. 45 dakika dinlenme süremiz var. Bir bardak, iki bardak çay içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Süremiz dolduğu yerde biz zaten istirahatimizi yapıyoruz. Ama bizim süremiz dolduğunda hiçbir tesis bizi 14-15 saat bekletmez, durdurmaz. Böyle bir yapı yok. Türkiye genelinde şoförler odasının iki tane tesisi var. Biri Sivrihisar'da, biri Kırıkkale'de. Hiçbir kamyoncu esnafı girmez buraya. Ve de sokulmuyor zaten. Bir saat, iki saat durduğumuz zaman arabanı buradan kaldır diyorlar bize. Benim sürem dolduğunda ben nerede yatacağım? Nerede 15 saatimi dolduracağım, bekleyeceğim? Var mı bir tesis, bir altyapı? Şunu da söylemek istiyorum. Sayın Reisi Cumhurumuz, onu seslenmek istiyorum ben. Biz bu ülkenin görünmez, bilinmez kahramanlarıyız. Ve gerçekten öyle. Banaz Nakliyeciler ve Motor Taşımacıları Kooperatifi Başkanı Ahmet Kozan, eylemciler adına yaptığı basın açıklamasında, nakliye sektörünün canlanması için bir kısıtlama olması gerektiğine inanıyoruz. Son günlerde çıkan dijital takograf ve ulusal elektronik tebligat sistemi yük bildiriminden dolayı üyelerimizin çoğu ve bu işi yapan meslektaşlarımızın çoğu yeterli bilgiye sahip değildir dedi. Daha sonra nakliyeci esnafı Ankara-İzmir asfalt üzerinde sirenler, kornalar çalarak konvoy halinde hareket ettiler. ...600 bin tane kamyoncu esnafından 500 bin tanesi ilkokul mezunu. İlkokul mezunu. Ortaokul mezunu bile yok, lise. Bunu ben bile daha yeni aldım yani akıllı telefonu. Çoğu kamyoncunun elinde akıllı şey telefon, normal telefonlar var. Adını yazmasını bilmiyor, faturayı kesmesini bilmiyor. Doğu'da gittiğimizde de aynı şekilde oluyor. Yani akıllı telefon alacak ama parası yok adamın. Parası yok. Evet. Para akıllı kazanamıyor. Telefondan veri indirimi yapamıyor. E-irsali, e-fatura düzenlenmiyor. Düzenleyemiyor adam. Bunun eğitimi bize verilmedi. Tamam, bu kanun bir yıl oldu. Bu yürütme bir yıl oldu çıkalı. Ama bize doğru dürüst bir bilgi verilmedi. Fatma, bir kereye mahsus ticaret odasından bir yetkili gönderdiler. Yarım saatliğine bize bir bilgi verdi. O da ne olduğunu anlamıyordu zaten. Kendisi söylüyor zaten. Kendisi de anlamıyordu ne olduğunu. Cemiyet başkanları nerede abi? Cemiyet başkanları. İş meydanı yok. Anlar nerede? Odalar başkanı. Cemiyet başkanları nerede? Bizim başkanımız yok güzel arkadaşlarım. Bizim başkanımız biziz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Mutfağı'ndan sonra
Belpa AŞ bünyesinde yeni bir mutfak daha kurdu. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun. Seçimden önce verdiği sözleri yerine getiriyor. Çiftçinin elinde kalan mahsulleri alıyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Belpa mutfağında yerli üreticilerden satın alınan ürünler pişirilecek. İlçeleri gezerek üreticilerin elinde kalan ürünleri tespit ettikleri ve satın aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, Ankara'da sosyal yardım alanında geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarının altını çizdi. Sayın Mansur Yavaş'ın çok selamıyla geldim sizlere. Mansur Başkanımın talimatıyla yerel üreticilerin elinde kalan yerel mahsulleri alarak sosyal hizmetlerde yardım yaptığımız ailelere ulaştırmak üzere buradayız. Belpa AŞ bünyesinde kurulan mutfak hakkında bilgi veren Belpa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise mutfağın ortalama 10 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesi olduğunu ve bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin dışarıdan değil üreticiden alarak pişireceği yemekler sayesinde büyük bir tasarruf sağlandığını da dikkat çeken Özkara şu bilgilere yer verdi. 25 ilçede üreticilerden tedarik ettiğimiz malzemelerimizi bugün burada fabrikamızda tüketiciye ulaşmak üzere yeniden bir araya getirip işleme alıyoruz. Büyükşehir'e kazandırmış olduğumuz fabrikamızın kapasitesi 15 bin kapasiteye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Öncelikle engelli okullarına ve şefkat evlerine yemek dağıtmaya başladık. Bir süre sonra tüm dezavantajlı gruplar için buralardan yemek çıkartacağız. Kısmet olursa ileride Ramazan çadırları vasıtasıyla yoksul ailelere yemek ulaştıracağız. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz yazılı bir açıklama ile Libya tezkeresini değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz, milliyetçilik anlayışımıza Ziya Gökalp'in tanımı ile mağdur ve mazlumlara el uzatma ifade etmektedir. Türkiye, Libya'ya barış ve huzuru tesis etmek üzere bölgeye barışı sağlamak üzere gitmektedir. Türk coğrafyamızda ve bölgemizde bir vakit ötekileştirme olmamıştır, ırkçı bir tavır sergilenmemiştir. Türkler her daim bir kardeşlik hikayesinin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel güç olmanın, dünyada ve bölgemizde söz sahibi olmanın yolu bölgemizde barışa katkı sağlamaktır. Demokrasi ve özgürlüklere her zaman her yerde hizmet etmekten geçiyor. Cesaret ve feraset timsali milletimizin kahraman askerlerimiz her zaman insanlığın mutluluğu ve huzuru için seferber olmaya hazırdır. Mehmetçik tüm dünyada mazlumun gözyaşını silen, mağdurun acısını dindiren bir umutun adı olmuş ve heyecan uyandırmıştır. Türklük, umutları yeşerten, bağımsızlığı heyecanı her yerde yaşatan ulvi bir ruhtur ve asla özgürlüklerin engellenmesine imkan tanımaz. Gönül ve kardeşlik coğrafyasının bir sınırı yoktur, çizilemez. Ayrıca unutulmaması gereken bir gerçek de vardır ki o da Akdeniz'in bizim sularımızdan biridir ve Libya Osmanlı'nın hakimiyetinde bulunmuş toprakları olarak tarihi izimizi taşımaktadır. Bu nedenle tezkerenin tüm sonuçlarıyla hayırlı olmasını, insanlığa ve barışa hizmet etmesini yürekten diliyorum ifadeleri yer verildi. Sevgili seyirciler, Hayat Olabilirsin Festivali Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Kan, kök hücre ve organ bağışında rekor denemesi için düzenlenen Hayat Olabilirsin Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. İzmir, tarihinde birçok ilke ve başarıya imza atmış örnek bir kent olmuştur. Hayat Olabilirsin Festivali Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk yaşandığı ilk defa alışveriş merkezi içerisinde kan bağışı ve ilik nakli gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye ve Kızılay ile ortak olarak gerçekleştirilen proje halkın bilinç düzeyini arttırmaya amaçlandı. İzmirlilerin tepkisi de olumlu oldu. Doğuştan gelen böbrek küçüklüğü var bende. Bir karın ağrısı ile 2015 yılının Aralık ayında sağlık ocağına gittiğimizde değerlerimin yüksek olduğunu öğreniyoruz. Ve bir an önce bize hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimizde ise değerlerimin çok yüksek olduğunu ve böbrek yetmezliği olduğunu söylediler bize. Yaklaşık 6 ay takip edilme sürecim oldu. Bir diyet listesiyle 6 ay kadar devam ettim. Ama son kan verildiği zaman da değerlerimin yüksek olduğundan dolayı beni 2 saatlik diyalize aldılar. Yaklaşık 2015 yılının Haziran ayından bu zamana kadar 4,5 yıldır diyalize bağlıyım. Herkese teşekkür ederiz kan bağışı yapan
kan bağışında bulunan herkese. Daha çok insan hayatını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz Bornova Sağlık Koleji öğrencileriyiz. Okulumuzun önderliğinde Kızılay'a gönüllü olarak destekte bulunuyoruz. Daha fazla gönüllüleri çekebilmek için. Bunun için uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel olur. Biz Hayata Ol kampanyası altında en azından bir hastayı kurtarmak için gönüllüleri çekiyoruz. Kan bağışı yapmaları için. İnşallah olur. Festival organizatörü Melike Saygel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kızılay Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, Mavi Bahçe AVM Müdürü Rahıl Tanpolat, Profesör Doktor Aylin Göztaş, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil katıldı. En başta buradan Melike Saygel'e çok teşekkür ediyorum. Bütün teşekkürlerimi ona sunuyorum. Çünkü sadece kendi adıma değil, bütün lenfoma, lösemi veya organ bağışı bekleyen veya kan bağışı bekleyen herkes adına ben buradan teşekkür ediyorum. Sonra da Mavi Bahçe AVM'ye bize bu fırsatı sunduğu için. Çünkü ben de bu mağdurlardan diyeyim, yani onlardan biriyim. Toplum yararına düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı bir görev olarak kabul etmiş ve bu yaklaşımla bugüne dek pek çok projede kamu, kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplumla işbirliği içerisinde Türkiye'de belki de ilk bir AVM, bir yaşam merkezi burası benim için de. Bu yaşam merkezinde İzmir'in, Karşıyaka'nın, bu bütün bölgenin cazibe merkezinde herkesle beraber, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum, STK, belediye başkanım, herkesin beraber olacağı bir yaşam festivali projesi. Buradan kime elimi uzatsam elimi tuttu. Ben de varım. Hem de üstüne daha fazlasını koyarak varım dedi. Bu benim için büyülü bir şey. Kan, kök hücre ve organ bağışı hepimizin bir zamanında aile üyelerimiz ya da kendimiz için ihtiyacımız olacak bir şey. Şimdi hayat olabilirsin çok güzel bir motto ve çok güzel bir çıkış. Ben de kendim tıp doktoru değilim. O yüzden bir baktım, acaba kök hücreyi bağışlamak, iliği bağışlamak çok zor bir şey mi? Nedir? Neye davet ediyoruz insanları diye? Çok duyarlı bir toplumuz. İnsanlar vefat ettikten sonra organlarını bağışlıyorlar. Vefat etmeden organlarını bağışlamayı düşünüyorlar ama vefat ettikten sonra organlarını bağışlamak hiç akıllarına gelmiyor. Esasında bizim zamanımız vefat edenlerin organlarını. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, festivalin kan bağışı ve kök hücre ile ilgili halkın bilinç düzeyini arttırmak amacıyla düzenlendiğini, özellikle Karşıyaka insanlarının bu konuda çok duyarlı olduklarını dile getirdi. Başkan, ilk günlerinde bu gibi projelerin içerisinde yer almaktan büyük keyif aldığını ifade etti. Bugün 2020'nin ilk günlerinden biri, yaşadığımız ilk günlerinden biri. Gördüğümüz gibi hava da çok güzel. Karşıyaka dünyanın en güzel yerlerinden biri diye düşünüyoruz, hep öyle görüyoruz. Bu ortamı yaşamak, bu keyfi yaşamak gerçekten güzel. Şimdi bir alışveriş merkezinin içerisindeyiz ama bir alışveriş faaliyetini gerçekleştirmek üzere değil, gerçekten hiçbir maddi amacı olmayan, hiçbir maddi karşılık gütmeyen bir faaliyet için buradayız. Başkentte rekreasyon alanları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne ait park ve bahçelerde aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların sabah saatleri kadar akşam saatlerinde de spor yapabilmesi amacıyla parkın yürüyüş yollarına 56, yeşil alanların bulunduğu noktalarda ise 30 aydınlatma direği yerleştirdi. Belediye hizmetlerinde israfla mücadeleyi ön planda çıkaran ve tasarruf uygulamalarını hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi, park aydınlatması için altı durumdaki direkleri kullanarak geri dönüşüme kazandırdı. Ekipler, Kazanova Fidanlığı'ndaki hurdalığa gönderilen, Altın Park ve Esenboğa Havalimanı girişinde kullanılmayan otoparklardan getirilen direkleriyle projektörlerin bakımlarını yaparak yeniden kullanılır hale getirdi. Altyapı ile üst yapı çalışmaları sayesinde yaklaşık 350 bin TL tasarruf sağlanmış oldu. Sevgili seyirciler, 522 yıllık geçmişe sahip Kurşunlu Han'ı ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, tarihi yapıda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten bilgi aldı.
ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şehzadeler Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 25 yıllığına kiralanan ve geçtiğimiz yıl tamamlanan restorasyon çalışmalarından sonra açılışı yapılan kurşunluğunu ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz'e Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ülkemizi ve mekanlarımızı, hanelerimizi, gönüllerimizi semavi ve arzi afetlerden muhafaza eyle. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 1497 yılında 2. Beyazıt döneminde yapılan tarihi binanın iki kattan oluştuğunu, kılıç yapımından telkariye kadar unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya yönelik 30 kursun açıldığını ve bu kurslarda 400 kursiyerin eğitim aldığı bilgisini veren Başkan Ömer Faruk Çelik, amaçlarının tarihi bir yapıyı yine tarihi değerlere yaşatacak şekilde halkın hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Bu kurslarda yapılan el sanatlarının Nisan ayından itibaren her ay düzenli olarak açılacak bir veya iki sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını ifade eden Başkan Çelik, ücretsiz olan kurslara Manisalıları katılmaya davet etti. Yani el sanatkar ustalarına verdik, orada kurslar düzenleniyor. Manisa'nın sahip olduğu köklü tarihi geçmişi ile birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yaptığını söyleyen Vali Ahmet Deniz, başta Fatih Kulesi olmak üzere tarihi yapıları turizme kazandırarak Manisa'nın sahip olduğu turizm potansiyelini en etkili şekilde kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Vali Ahmet Deniz, ilimizi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin en az bir gün konaklaması ve bu süre zarfında kente ait ürün ve hediyelik eşyaları da alarak kent ekonomisine katkı sağlaması çok önemli. Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve turizmin canlandırılmasına yönelik projeler için hazırlık yapıyoruz. İdarecilerimiz, turizmcilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte çalışarak Manisa'yı turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız dedi ve bu noktada katkı sağlayacaklara teşekkür etti. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yer alan Akdağ Göleti dondu. Kış mevsiminin gelmesiyle Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 2500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı karlar altında kaldı. Yılkı atları, geyik, tilki ve domuz gibi yaban hayvanlarının hakim olduğu parktaki gölet havanın soğuması ile buz tuttu. Donan göletin üzerinde ise yürüyen ördeklerin kameraları aldırmadan göl üzerinde arka arkaya yürümeleri eşsiz bir doğa manzarası oluşturdu. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Okçuluk branşında 2020 yılının hedefi belirlendi. Katıldığı her branşta aldığı başarılı sonuçlarla adından övgüyle bahsettiren Manisa Büyükşehir Belediye Spor'da okçuluk sporcuları yeni yılın hedeflerini belirledi ve çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olimpik Spor Kompleksi'nde antrenmanlarını sürdüren takımın antrenörlerinden Hazal Dara, Türkiye Okçuluk Federasyonu yarışma takviminden ve 2020 yılı hedeflerinden bahsetti. Okçuluk faaliyetlerimize burada Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde devam ediyoruz. 2020'nin ilk yarışması Göztepe'de olacak, Salon Türkiye Şampiyonası olacak. Onun ardından Mart'ta, Nisan'da uzun yoğun bir programımız var. Açık havada yapılan yarışma programları. Bunlarla çocuklar Türkiye sıralama puanı alıyor ve milli takıma seçilmek için aday oluyorlar. Bu 2020'nin sonunda Eylül'de yapılacak yarışmada da en son puanlarını alıp ilk 8'e giden sporcular daha sonrasında seneye milli takım seçme kampına katılıyorlar. Buradan daha önceden bir sporcular çıkardık. Bu dönemde amacımız, hedefimiz bunları arttırmak zaten. Devam ediyoruz. Çalışmalara şimdiden başladık zaten. Sevgili seyirciler, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, çevre peyzajı çalışmalarında havadaki kötü gazları tutma özelliğine sahip
sığır kuyruğu bitkisinin tercih edilmesi önerisinde bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, çevre peyzaj çalışmalarında havadaki kötü gazı tutma özelliğine sahip sığır kuyruğu, diğer adıyla verpaskum bitkisinin tercih edilmesi önerisinde bulundu. Birçok bahçe tasarımı projesinde yer alan ve başarılı çalışmalarıyla çeşitli ödüllere layık görülen Erol, sığır kuyruğunun doğanın kendisini onarma açısından önemli bir bitki olduğuna işaret etti. Bu bitkinin Avrupa'daki alışveriş merkezlerinde 3-4 avroya satıldığını belirten Erol, sığır kuyruğu atmosferimizi ve oksijenimizi koruyan, trafik yoğun bulunduğu yerlerde egzoz gazını tutan, kendi kendine yetişebilen bir bitkidir. Koyu yeşil ve sarı yaprakları bulunan bu bitki çok sıcak alanlarda sıcağı tutar ve kurak alanlarda ise suya ihtiyaç duymadan yetişir dedi. Erol ayrıca sığır kuyruğunun peyzaj özelliğinin olduğunu, gelecek nesiller için korunması gerektiğini vurguladı. Değerli kardeşlerimiz bakın, yeni bitenler bu şekilde oluyor yaprakları. Daha sonra ortasından ağaç şeklinde yükseliyor ve bu şekilde. Sevgili seyirciler, sarı kamış harekatı ölümsüzlük destanıdır. İşte o destan yurdun dört bir yanında unutulmadı, unutturulmadı. Fezkuruni ezkurkum veşkuruni ve la tekfurun. Uşak Gençlik ve Spor Gün Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ne Sarı Kamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü anma programını Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenledi. Değerli hocalarımıza teşekkür ederiz. Sarı Kamış'ta her mevsim açan kardelenlere dönüşen aziz şehitlerimizin, düşmanın bile takdirini kazanacak ölçüde üstün bir cesaret ve feragat örneği sergileyerek yazdıkları kahramanlık destanı, acı ama gurur veren bir ders olarak hafızalarımızda yer almaktadır. Emre itaat ve vazifeye sadakat duygularıyla ölümü hiçe sayan bu kahramanlar, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla anılmaya devam edecektir. Osmanlı Cihan Devleti'nin ilk tohumu Bilecik'te toprağa atılmıştı. O tohum kısa sürede filizlendi ve dalları Dicle Fırat'tan Tuna'ya, Nil'e, Hazar'dan Hint Okyanusu'na, Karadeniz'e kadar bütün bir coğrafyayı gölgelendiren ulu bir çınara dönüştü. Bütün bu coğrafyada ve birçok ülkede Osmanlı'ya ait köprüler, kervansaraylar, medreseler, camiler, bedestenler, şadırvanlar bulunmaktadır. Bütün bunları gördüğümüz kadar adeta toprağa tohum gibi saçılmış şehitlikleri de görebiliriz. Kim düştü önce toprağa? Sen mi? Arkadaşın mı? Vali Yardımcısı Ayşe Şeyma Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının yapıldığı ve Sarı Kamış Şehitleri konulu sinevizyon gösterisi yer aldı. Program şiirler ve Sarı Kamış türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi. Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin her şeyden önce bilinçli bir toplumdan geçtiğine inanarak çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi yeni yıla yine örnek bir projeyle imza attı. Olan iletişimimiz konusunda bir takım sıkıntılarımız olduğu için oradan başlayalım dilerseniz. Özellikle ergenlik dönemindeki tepkimeler, öfke kontrolünde sıkıntılar yaşanabilir. Bu konuda bizim nasıl davranmamız gerektiği konusunda birlikte bir karmak, sorunun çözümlerini aramak adına konuşabiliriz sakin bir şekilde. O da hem o sırada öfkesi olmadığı için daha yanıtlarını mesela aile içinde baba kimliğiyle ve eş kimliğiyle neler yapıyoruz, bunlardan söz eder misiniz? Aile danışmanlığı, kadın danışmanı, psikolojik danışmanlık, hukuksal danışmanlık ve sosyolojik farkındalık çalışmaları yapan Özgecan Arslan, Kadın Danışma Merkezi'nin uzmanları artık semt evdeki kadınlarla da çalışma yürütüyor. Hani hep bana karşı bir düşmanmış gibi hareketler, takıntılar. Anne ve baba tarafından. Bu da seni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Aynen. Sence bunun temel noktası ne? Sen nasıl değerlendiriyorsun süreci? Anne ve babanla güven sorunu yaşıyorsun. Peki bu seni normal sosyal hayatında nasıl hissettiriyor? Zor. Yalnız. Yalnız hissettiriyor. Eşine karşı duygu durumunu değiştiriyor mu bu tutumlar?
Yani ona karşı öfkeli mi davranıyorsun böyle olunca? Ya pek işte, öfkeli değilim de. Hani... Bunlar nasıl? Sen de eşlik ediyorsun onlara, birlikte gidiyorsunuz. Aynen. Orada nasıl tutumlar? Ya iyi, çok iyi. Bu böyle birden açığa çıkan bir şey. Yani normalde aslında olumsuz bir tepkime yok. Çarpıcı olarak aklında kalan bir şey. Çünkü bu senin bir kanaatin sonuçta. Bu aynen, belli bir olaylardan yola çıkarak böyle bir... Peki bu durumun şu anda çocuk ve sizin üzerinizdeki etkileri konusunda neler düşünüyorsunuz? Uzmanlar salı günleri Çamlıkule Semt Evi, çarşamba günleri Efka 1 Semt Evi, perşembe günleri ise Türkan Sahiler Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki kadınlara danışmanlık ve eğitim seminerleri veriyor. Boşanma sürecinden sonraki aşamalarda tabii ki değişen faktörlerle çok değişik haller alabiliyor. Hani bu baştan aşağı tek bir standart şekilde yaşanmıyor tabii ki. Yani bu aslında başta söylediğim gibi aslında hani bunun genel geçer bir kuralı yoktur. Yani evet, her boşanma sonrasında şunlar yaşanır ya da boşanma sırasında şunlar yaşanır diye. Ya da mekan olarak yaşadığınız mekanı terk etmeniz gerekebiliyor. Hatta yaşadığınız şehri terk etmeniz gerekebilir. Bu anlamdaki değişimlere uyum sağlamak zaman alabiliyor. Bunlar belki de boşanmadan kaçınma sebepleri olabiliyor, kaygılandırır, stres sebepleri olabiliyor. Eğitim seminerlerinde şiddet ve türleri, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, kadın hakları, öfke kontrolü, kişisel güç, çocuk istismarına önleyici tedbirler, dijital dünyada çocuk büyütmek, boşanma ve etkileri, yaz dönemi ve etkileri gibi konular yer alıyor. İki uç da aslında doğru değil. O bakacağız. Çünkü neden? Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hanımeli Pazarı Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda ziyaretçilerini bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Kent Konseyi tarafından yürütülen Hanımeli Pazarı Kültür Merkezi Meclisi Fuaye Salonu'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Kadınların kendi el emeğiyle ürettiği ürünleri sattığı sergide gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya kadar birçok ürün yer alıyor. Öte yandan Hanımeli Pazarı'nda yer alan üretici kadınlar kendilerine sağlanan fırsat nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütlerinde hız kesmeden kongre çalışmalarını devam ettiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanı geçen hafta gerçekleştirmiş olduğu ve 417 delegenin oy kullandığı seçimde oyların 292'sini alan Celal Yalçın Ataşehir İlçe Başkanlığı'na seçilmişti. Seçim sonrası görev devir teslim töreni Ataşehir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasında gerçekleştirilirken katılım oldukça yoğundu. Görevi Celal Yalçın'a teslim eden önceki dönem ilçe başkanı Hakkı Demirkaya ise "Bu zamana kadar yanımda olan, bizimle yürüyen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuşurken sözlerine şu şekilde devam etti. Bir de seçimde kazanan ekibin listesini veriyorum. Buyurun. Bir Cumhuriyet Halk Partisi öyle sıradan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi zor günlerin partisi. Cumhuriyet Halk Partisi değerleri yüksek olan, Cumhuriyet Halk Partisi sorumluluğu büyük olan bir parti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin en alt üyesinden en üst genel başkana kadar herkesin iki defa, üç defa düşünmesi lazım. Biz bugüne kadar hep bu sorumluluk içinde olduk. Göreve talip olan arkadaşlarımız, yeni ilçe seçilen ilçe başkanımızın da bu bilinçte olduğuna inanıyorum. Çok çalışacağız. Bunun ötesi berisi yok. Çok çalışacağız. Biz elimizden geldiği ölçüde bu sürede bir takım çalışma sistemlerini geliştirdik. Bayrak sizde, arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Yani Cumhuriyet Halk Partilerin varlığını hissettirmemiz lazım. Bu bile büyük bir çalışmadır. Gönlüm rahat, başımız dik, onurla ve güzel duygularla veda ediyoruz. Kolay değil, 8 sene örgütümüzün emrinde kaldık. Siz bize destek verdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Ataşehir'de 8 yıl içerisinde nahoş olan hiçbir şey yok. Nahoş olan, bizi inciten, gönlümüzü kıran bir şey yok. Eksiklerimiz vardır, af ola. Bilerek değil. Yanlışımız yoktur, eksiklerimiz vardır. Yanlış bilerek yapılan şeydir. Biz bilerek hiçbir şey yapmadık.
ama eksiklerimiz vardır, yarın da olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı seçilen ve görevi bir önceki başkan Hakkı Demirkaynak'tan devralan Celal Yalçın ise şu mesajı verdi. Hakkı Başkan ilk yanına geldiğimizde bize bir abi gibi davrandı. Birçok konumlarda yardımcı oldu. Yanında götürdü, öğretti ve bugün bu bayrağı yine yanında yetişen bir kardeşine, bir örgüt emekçisine emanet ettiği için eminim ki çok gururludur. Bana da bunu defalarca telaffuz ediyor. Her zaman da söylüyor. Hakkı Başkan bu içinde bulunduğumuz binayı bizlere kazandırdı. Ataşehir'in 17 mahallesini sokak sokak adım adım gezdi. Sadece Hakkı Başkan değil, yanında senelerdir Ataşehir kurulduğundan beri çalışan ilçe yöneticilerimiz var. Ailelerinden, çocuklarından, birçok konumdan emek, fedakarlık gösteriyorlar. Mahalle temsilcilerimiz var, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Örgüt emektardır, örgüt Ataşehir'i kazandırandır. Örgüt bize İstanbul'u kazandırandır. Bütün bu emekçilere buradan kocaman bir alkış gönderelim. Bizler Ataşehir özelinde kendimizi sınırlı tutup durmayacağız. Bizler çünkü İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık, İzmir'i kazandık, Mersin'i, Antalya'yı, hatta Kırşehir'i kazandık. İleride bizi iktidar yolu bekliyor ve bu iktidar yolunda gençlerimiz, kadınlarımız, örgütümüz rol almalı. İlerinin bakanları, bürokratları bizim kadrolardan geçmeli. Sevgili seyirciler, Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası hakkında Üniversite Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sefa Levent Özşahin bir açıklama yaptı. Bu gelişmeler olmasına karşın verem hastalığı gerek dünya genelinde gerek ülkemizde önemini hala korumaktadır. Dünya genelinde her yıl 10 milyona yakın insan vereme yakalanmakta. Bunların 1 milyon 200 bin kadarı da bu hastalıktan ölmektedir. İlaçlara dirençli verem vakaları da giderek artmaktadır. Verem hastalığına dikkat çekmek için ve insanların bilinçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası Veremle Savaş Eğitimi Haftası ilan edilmişti. 2020 yılı 1 Ocak Çarşamba ile 7 Ocak Salı günleri içerisinde yer alan hafta Veremle Savaş Eğitimi Haftası olarak biliniyor. Veremle Savaş Eğitimi Haftası kapsamında Sivas Veremle Savaş Derneği Tarihi Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na önce çelenk sundu, ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bir verem hastası teşhis edilip tedavisine başlanıncaya kadar 5-10 kişiye mikrop bulaştırmaktadır. Bulaşma daha çok öksürükle olduğu için hastalığın erken teşhisi açısından öksürüklü hastaların tüm sağlık kuruluşlarında dikkatli bir şekilde incelenmesi ve şüpheli bulunanların verem savaş dispanserlerine yönlendirilmesi gerekir. Verem ilaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanmasına rağmen hastaların tedavisinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. Verem tedavisi en az 6 ay sürmektedir. Tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra şikayeti geçen hastalar iyileştiklerini düşünerek tedavilerini aksatmaya başlamaktadırlar. Tedavinin aksaması durumunda ilaçlara direnç gelişmekte ve tedavi çok güçleşmektedir. İşin kötü tarafı bu hastaların mikrop bulaştırdığı kimselerin de tedavisi çok güç olmaktadır. Bu nedenle verem hastalarının ilaçları bir sağlık görevlisinin gözetimi altında içirilmek zorundadır. Sivas Verem Savaş Dispanseri gözetimli tedavi konusunda oldukça başarılı olmakla birlikte bu konuda aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evi personelinin Verem Savaş Dispanseri'ne yardımcı olması şarttır. Veremle savaş topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir. 72. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için önemli bir hafta olduğunu ifade eden ve hastalık hakkında bilgi veren Sivas Veremle Savaş Derneği Başkanı Profesör Doktor Sefa Levent Özşahin, insanlık tarih boyunca en fazla ölüme neden olmuş mikroskobik bir hastalıktır. Günümüzde her yıl yaklaşık 10 milyon kişi vereme yakalanmakta ve yaklaşık 2 milyon kişi de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmektedir dedi ve ekledi. Son yıllarda başta Suriye olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda mülteci ülkemizin bütün şehirlerine sığınmak zorunda kalmıştır.
Çok zor koşullarda yaşayan bu kardeşlerimiz, ülkemizde birçok bulaşıcı hastalığın yanı sıra veremin de artmasına neden olmuşlardır. İl Göç İdaresi yetkililerinin İl Sağlık Müdürlüğü ile sıkı bir işbirliği yaparak mültecilerin belirli aralıklarla kontrolden geçirilmesi, gerek verem hastalığı gerekse diğer bulaşıcı hastalıkların kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Sivas'ta mesleğini neşe içerisinde icra eden temizlik görevlisinin işine olan sevgisi ve disiplini dikkat çekiyor. Ayrışacağım beyler, günaydın. Çetin! Lan Çetin! Çetin! Gel baba, gel baba! Çıkarttım lan! Gel abi! Gel baba! Lan, gel abi! Ben çıkarttım, sen köpek. Yok! O bende baba! Sıkıntı yok baba! Sivas'ın Zara ilçesinde 10 yıldır Zara Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak hizmet veren Çetin Kaya. Neşesi, iş disiplini ve işine olan bağlılığı ile tüm ilçe halkının kalbini kazanmayı başardı. Esnaflar! Haydi işler beyler! Haydi duvarlar beyler! Haydi duvarlar beyler! Haydi duvarlar beyler! Dükkanların içerisine kadar girip çöp bidonlarının çöp kamyonlarına döken Kaya, tek bir esnafı bile selamlamadan dükkanların önünden geçmiyor. Ben her sabahları kalkarım, elimi yüzümü yıkarım, Allah'ıma dua ederim, sabahta kahvaltımı yaparım, bismillah derim, işime gücüme bakarım, esnaflarıma her gün aynı şekil günaydın, hayırlı işler, öyle hayat işte devam ediyor. İşinizi çok mu seviyorsunuz? Evet. Severek yapıyorsunuz? Evet, severek. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 9-10 sene oldu şu an. 9-10 senedir Evet. Aynı bu şekilde. Evet, aynı şekilde. İşte. Sabah erkenden esnafları tek tek dolaşarak çöplerini Evet. Alıyorsunuz. Evet, hepsiniz. Neşelisiniz, seviyorsunuz Evet. İşinizi. Evet. Haydi işler beyler, günaydın beyler. Neşesiyle dikkatin üzerine toplayan Kaya'nın bugünkü mesaisi zararlı bir esnaf tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü beğeni topladı. Ben abi. O bende baba. Sıkıntı yok baba. Deneze Kop spor haberlerini sunar. Sevgili seyirciler, bu haberimizin ardından bültenimize spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor devre arası kamp çalışmalarını bugün öğlede yaptığı antrenmanla sürdürdü. Demir Grup Sivasspor Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek'te yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan Kırmızı Beyazlı ekip son bölümde ise dayanıklı koşusu ve yarım sahada çift kale maç yaparak günün ilk çalışmasını tamamladı. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Yukatel Denizli Spor günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Siyahlıların Antalya kampı sürüyor. Horozlar günde çift antrenman ile enerji depoluyor. Pürüzlerin giderildiği Recep Niyaz da kampa katılan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Muhammed Özkal da takımla çalışmalarda yer aldı. Yeşil Siyahlılar sabah antrenmanlarına fitness salonu çalışarak tamamlarken akşam bölümünde ise teknik ve koordinasyon çalışıyor. Öğrencilerine günde çift antrenman ile lige hazırlayan teknik direktör Özdilek'in kamp döneminde hazırlık maçları ile öğrencilerinin son halini görmek istediği öğrenildi.
Horozlar'da dün Antalya kampının 3. gününde bir çift idmanlı tamamladı. Antrenmanda sakatlığı devam eden Zakarya Berliç ve Ankara Gücü maçında sakatlanan Spunari ile Saki katılamadı. Teknik direktör Mehmet Özdek yönetiminde pas çalışması yapan takım antrenmanları taktik çalışmaları ile tamamladı. Ankara Gücü maçında bel ağrıları nükseden Kristina Spunari ile sol arka adalesinde kanama tespit edilen Saki'nin tedavilerine başlandı. Öte yandan Yeşil siyahlı futbolcular daktak testleri yapıldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek ile yardımcılarının gözetiminde gerçekleşen daktak testlerinin yaklaşık 2 saatte tamamlandı. Horozlar bu akşam yapacakları antrenmanla Antalya kampı çalışmalarını sürdürecek. Sevgili seyirciler, Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basketbol deplasmanda final sporu çok çekişmeli geçen maç sonunda 80-78 yendi ve iki takım da 8-6 oldu. Merkez Efendi'de yeni transfer Bora Hun Paçun'da yer aldı. Kenardan hücumu devam edecek final gençliğin. Bu arada Erkin Şenel oyunda Denizli Basket'te. Kemalcan Aktun'a kenara geldi. Merlin'in pasında Mustafa Kırcalı iyi kontrol edemedi. Top kayboldu. İlk periyot dengede geçti. Barış, 6. dakikada 9-9 beraberlik oluştu. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket hücum reboundlarının etkisiyle 4 sayı öne geçse de Marlayin Vela'da gelen peş peşe Erkin, basketlerle final spor ilk periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin 6. dakikasına final spor farkı 11 sayıyla 37-26 çıkardı. Denizli ekibinin kötü hücumu savunmasında yansıdı. Final spor gerek hızlı hücumlarla gerekse de set hücumlarıyla çembere girerek elde ettiği üstünlüğü devre sonunda 44-34 olarak skorboarda kaydetti. Köşeye pası, 3 sayılık atış isabetli değil. Rebound Mishula'da kaldı. Alexander Mishula hızlı çıktı. Şimdi sete döndü Denizli Basket. Erkin. Ümit yine aynı noktadan bir atış daha bu kez kaçırdı Ümit Sonkol. Boş kaldı. Alparslan Uruk. Atışı isabetli. 3 sayılık basket Alparslan Uruk'tan. 7-6 öne geçti final gençlik. Ve 14 numarayla Bora Hun Paçun oyunda. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te değerli izleyenler ilk kez sahne alıyor. Bora Hun Paçun tecrübeli basketbolcu hafta içinde transfer edildi. Konyaspor'dan Bora Hun Paçun aslında bir takas transferi oldu bu. Denizli Basket'ten Azizcan Özdemir Konyaspor'a gitti. Konyaspor'dan da Borahun Paçun Denizli Basket'e geldi. Real 15 sayıda en skorer isim olurken final spor 3. periyodun 54. dakikasında 15 farkla 53-38 öne geçti. Merkez Efendi Belediyesi 21-6'lık seriyle 53 saniyede kala 59-59 beraberliğe ulaştı. Son periyotta final spor 60-59 öne girdi. 4. karşılaşmada ise Merkez Efendi Belediyesi 80-78 kazandı. Bu arada Salih Uğraşan oyuna dahil oldu. Final gençlikte Alparslan Uruk kenara geldi. Denizli Basket'te de Gökhan Yazıcıoğlu oyunda. Alexander Mishula 3 sayılık atış. İsabetli Alexander Mishula. 3 sayılık basket. Maçtaki ilk sayılarını kaydetti. Ukraynalı oyuncu Alexander Mishula. Salih. Ahmet Fatih top kaybı. Hızlı çıktı yine Denizli Basket. Erkin Şenel potaya gitti. Blok geldi. Akabinde faul düdüğü. Kadınlar Futbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sivas Gazi Lisesi Kadın Futbol Ekibi Osmaniye Kadın Sporu 7-1 mağlup etti. Kadınlar Futbol 2. Lig'de Sivas'ı başarıyla temsil eden Sivas Gazi Lisesi Futbol Ekibi bugün Sivas Buharlalı'nı 1-0 sahada konuk ettiği Osmaniye Kadın Sporu 7-1 mağlup etti. Ali,
Sivas Gazi Lisesi Osmaniye Kadın Spor karşısında farkı getiren gollerin üçünü golcü Figen Nacar, ikişer golü ise Kader ve Tuğba ile buldu. Gazi Lisesi bu sonuçta puanını maç eksikliğiyle 21'e yükseltti. Konuk takım Osmaniye Kadın Spor 6 puanda kaldı. DNZ Kop spor haberlerini sundu.